Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 bölüm de 4. Ama konumuz 5. 5 isim. 4 tane alt başlıktan oluşuyor. Giriş. Girişi okumadım. Peşine bir okuma metni var. Hocanın El-Mütenebbi hakkındaki soruları. Mütenebbi bir yazar, bir şair. Ona dair bir muhabbet geçmiş. Geçtik. Peşinde diyor ki verilen diyalogta yani yukarıda zı, fı, ebu, ehu dört kelime verdi şu anda. Beş vermedi. Bu dört kelimenin yukarıda kullanımını, örneklerini bulunuz demiş. Yani yukarıda açıkça görünüyordur zaten. D, fu, ebu, ehu. Şimdi dil bilgisi. El kavait el esmal hamsetu. Esma isimler demek. Hamse beş demek. Dil bilgisi. Arapçada beş isim. Bir sürü isim var. Ama şu anda biz beş tane farklı özelliğe sahip olan ismi göreceğiz. Yoksa Muhammed, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin bunlar da isim. 5 isim. El esmal hamse. Burada püf nokta bu evvela bunun irabını ve o irabı alabilmesi için gerekli şartları bilmek. Ardından bu kelimelerin manalarını bilmek. Yani önemli şey nedir 5 isme dair? 1. 5 tane isim nedir? İrabı nedir? Manası nedir? İlgili irabı alabilmesi için gerekli şartlar nedir? Şartlar tutmazsa alacağı diğer irab nedir? Bunları biliyorsak 5 ismi öğrendik demektir. Bu 5 isim raf durumunda, merfu durumunda zamme değil, vav alıyor. Yani hareke değil, zamme harekedir. Hareke değil de vav ile yani harf ile irap alıyor. Merfu durumu vavla. Mensup durumunda fetha değil de elif almaktadır. Elif bir harftir, fetha harekedir. Yani hareke ile değil, harf ile alır. Mecrur durumunda da kesre değil de ya almaktadır. Yine hareke değil, harfle irabı oluyor. Demek ki merfu ise vav, mensup ise elif, mecrur ise ya ile yazılmaktadır. Bu kelimeler nelerdir? 1. Ebun, baba demek. 2. Ehun, kardeş demek. 3. Hamun, kayınpeder demek. 4. Fu, ağız demektir. Sonuncu olarak zı, sahiplik yani lik luk meziyet karakter ve özellik için bunlara sahip olma anlamında akıllı gibi mesela li lü sahip manasıyla ifade ediliyor sahip yani akla sahip akıllı bu şekilde denilebilir. Bu beş ismin kendilerine özgü özellikleri taşıması ve diğer isimlerden farklı irap edilmesi için dört tane de şart vardır. Bu şartlar nelerdir? 1. Tekil durumda olmalılar. Yani bu sayılan beş kelime tesniye veya cemi olarak yazılmış olmamalı. 2. Muzaf durumunda olmalı. Kendisi muzaf olacak. Dolayısıyla peşine gelen kelime muzafın ileyh olacak. 3. Musavvar olmayacak. Yani ismi tasgir kalıbında olmamalılar. 4. Muttasıl zamirlerden birisi olan mütekellim yasına bitişmemiş olacak. Ne demek istedi? Esasen 4. madde, 3. maddenin devamı, pardon, 2. maddenin devamı. 2'de ne diyor? Muzaf olmalı bu 5 kelime. Ama muzafın ileyhi mütekellim yası olmasın yani. Mütekellim yasından başka bir şey olsun. Şimdi bunları örneklerini bizlerle paylaşmaya başlıyor. Diyor ki evvela gelin bu beş kelimeden biri olan ebun kelimesini ele alalım. Hazara ebuke. Hazara geldi demek. Kim? Ebu baba demekti. Ke sen demek. Öyleyse ebuke sen, senin baban. Muzaf muzafın ileyhi. Ebuke senin baban geldi. Burada neler görebiliriz? 1. Halara fiildir. Kendisine fail lazım. Bu yüzden eb kelimesi merfu olarak fail olduğu için merfu olarak yazılmıştır. Ne demek bu? Eb kelimesinden sonra vav geldi yani. Neden vav geldi de mesela elif gelmedi.
veya ya gelmedi. Çünkü ebi kelimesi burada merfu olarak yazılmalıdır. Niye merfu olarak yazılmalıdır? Çünkü faildir. Fail olduğu için merfu yazılacak. Raf alameti olarak ötre verelim. Hayır, yukarıda ne dedi? Bunun raf alameti vav'dır dedi. O yüzden peşine vav geldi. Peki bu irabı alabilmesi için şartlar sayıldı ama denildi ki kendisi bu irabı alabilmesi için bir takım şartlar var. Bu şartlar toplam 4 tanedir. Yani bu 4 tane şart nedir? Kendisine özgü olan o irabı alabilmesinin şartıdır. Eb kelimesi burada müfret midir? Evet. Gerçi kitap tesniyesini vermedi henüz. Dolayısıyla belki tesniyedir. Tesniyesi nasıl yazılır? Yani şurada devamında tesniyesini yazsaydı iyi olurdu. Peşine muzaf durumunda olacaklar demiş. Evet. Eb muzaftır. K muzafın ilehtir. Nereden anladın? Çünkü eb kelimesi bir isimdir. Diğer 5 isim için de geçerli. Tüm isimler için geçerli hatta. Herhangi bir isimden sonra bir zamir geliyorsa o isim muzaftır. Peşine gelen zamir nedir? Muzafın ilehtir zaten. Dolayısıyla buradaki eb kelimesi muzaf olduğunu nereden anlarsın? Yani peşine zamir geldiğine göre bu eb yani isim kesinlikle muzaf zaten. 3 musagar olmayacak. İsmi tasgir kalıbında olmayacak. Şurada ismi tasgir nasıl yazılır? Eb kelimesinden nasıl gelir? Ona örnek verseydi iyi olurdu. Onu vermedi. Dolayısıyla üçüncü madde de çok iyi yazılmış diyemeyeceğim. Ama ismi tasvir kalıbında değil yani. İsmi tasvire nasıl ki hocam? İşte onu vermemiş. O yüzden bir eksiklik söz konusu. Bu bakımdan bu üniteyi eski basım kitabı anlattığımız videodan da izlemenizi öneriyorum. Aynı konu bir önceki müfredattaki kitapta da işlenmişti. Videomuz mevcut. O kitap daha açık yani daha detaylı anlatmıştır. Oradan bakarsanız konuyu daha iyi anlayacağınıza eminim. 4 muttasıl zamirlerden birisi olan kısacası mütekellim yasına bitişmeyecek. Ne demek bu? Ha, bu 5 isimden sonra ya gelmesin. Mütekellim yası gelmesin. Evet, Ebu'dan sonra herhangi bir ya bile gelmemiş ki mütekellim yası mıdır değil midir diye ayırt etmeye çalışalım. Dolayısıyla şartlar tuttuğundan dolayı ne olmuş? Peşine vav gelmiş. Şartlardan biri eksik olsa ne olurdu? O aşağıda anlatılacak zaten. Bu durumda vav ile değil de zamme ile yani ötre ile merfu olacak idi. Diyor ki babana saygı duyuyorum. Ehterimu ben saygı duyuyorum. Kime? Ebake senin babana. Ehterimu muzari fiil. Ene gizli bir zamir olarak burada fail olur. Dolayısıyla bize ne lazım? Mef'ul lazım. Mef'uller mensuptur. Kaide gereği. O zaman eb kelimesini ne yapmam lazım burada? Mensup yazmam lazım. Eb kelimesinin mensupluk alameti neydi? Yukarıda diyordu ki şu 4 tane şart tutarsa o durumda onun mensup alameti elif olmalıdır diyordu. Şartlar tuttu mu ki elifle yazılmış çünkü. Şartlar tuttu mu? Tekil durumdadır. Eb kelimesi her ne kadar tesniyesini ve cemisini bizlerle paylaşmadığı için tesnesi ve cemisini mesela bilmiyor olsak da müfret olduğunu bilin yine de. Muzaf durumunda olacak diyor. Evet peşine zamir geldiğine göre kesin muzaftır. İsmi tasvir kalıbında olmayacak. İsmi tasvirin nasıl olduğunu bize söylemedi. Ebi kelimesinin ismi tasviri nasıl gelir? Bunu ifade etmedi ama ismi tasviri bir üstteki ünitede işlemişti zaten. Orada nasıl çok anlaşılabilir? Mütekellim yazısında bitişmemiş olacak. Evet peşinde ya gelmemiş zaten. Dolayısıyla şartlar tuttuğundan dolayı ne olmuş? Eb kelimesinin nasb alameti elif ile olmuştur. Ehterimu ebake. Yani ebuke değil, eb kelimesinden sonra vav değil de niye elif gelmiş? Bunu izah etmeye çalıştık. Babana güveniyorum demiş. Esigu. Esigu ben güveniyorum. Ene gizli zamir. Burada fail olur. Ne lazım sana? Meful lazım. Hemen nasb alametiyle birlikte yazacaktım ama görüyorsunuz ki başında ba harfi cerri var. Bi ebike. Senin babana güveniyorum. Evet ama başta ba var. Başta ba harfi cer olduğu için ne olacak? Eb kelimesi cer halinde yazılacak. Cer alameti olarak e bi a burada esre var. Esre onun cer alametidir. Mecrurluk göstergesidir denilmez. Ne denilir? Peşine gelen ya onun mecrurluk alametidir denilir. Bi ebike ya onun cer alametidir. Ha, esre niye var? Yağının sağında zaten ötre olmaz.
esne yağya uyumluluk gerçekleşsin diye verilmiştir. Tüm şartlar kendisinde tuttuğundan dolayı ebi kelimesi ya ile mecrurdur. Sıra geldi eh kelimesine. Ehun kardeş demekti. Laibe yel'abu muzarifidir. Abi oynuyor. Kim? Ehuke senin kardeşin. Nerede oynuyor? Fil hadigati bahçede oynuyor. Yel'abu muzarifil. Eh onun faili. Fail olduğu için merfu yazılması gerekir. Eğer merfu yazılsın da raf alameti ne olsun? Vav olsun. Niye vav şartlar tuttum? Evet, yukarıdaki 4 şart eh kelimesinde tuttuğundan dolayı kendisi raf alameti olarak vav almıştır. Hocam Han üzerinde ötre var. Var ama o peşine gelen vav'a uyumluluk olsun diye verilmiştir. Yani vav'ın sağını esre yapamazsın zaten. Esre olmaz. Buradaki raf alamet ötre değil. Dikkat et, vav'dır. Eh kelimesinde tüm şartlar yani 4 tane şart tuttuğu için kendisi raf alameti olarak vav'ı almıştır. Unakışu ahyanen ahake. Bazen kardeşinle tartışırım. Unakışu şeildir. Gizli zamir. Ene onun faili olur. Fiil muzari bu. Ahyanen zarftır. Ehaki onun mef'ulü bihi olmakta. Mensup olması gerekir dolayısıyla. Çünkü mef'ulü bihler mensuptur. Madem mensup olacak nasb alameti olarak ne versek? Baktık ki 4 tane şart kendisinde tutmuş. O zaman nasb alameti olarak elif alıyor. Sağındaki fetha, ha'daki fetha bizi yanıltmasın yani. O zaman demek ki fetha ile mensup. Yani fetha onun nasb alameti dememeliyiz. Elif'in sağı zaten fetha olur. Bu doğaldır. Ehake, senin kardeşinle. Safertu ma'a ehike. Safertu yolculuk ettim. Safara fiil, tu fail. Ma'a zarftır. Aynı zamanda muzaftır. Muzaf olduğu için cer ameli yapacak. Ehi onun mecruru olmaktadır. Ehi ya ile mecrurdur. Niye? Çünkü eh kelimesinde ilgili 4 tane şart gerçekleşmiştir. Hamun aynı şeyler burada da söz konusu. Hamuke senin kayınpederin var ya racunun bir adamdır. Hem de öyle adam ki mütevazı bir adamdır. Alçak gönüllü bir adamdır. Hamu kelimesi burada mübteda olduğu için merfudur. Kendisinde yine şartlar gerçekleşmiş. Ne hangi şartlar vardı? Bir defa hamu müfrettir yani tekildir. Başka mütekellim yasından başkasına muzaftır. Bunu söylerken hem muzaf olması hem de mütekellim yazısından başkasına muzaf olması gerektiğini ifade ederek iki şartı birden söyledim. Etti 3. Dördüncü şartta ismi tasgir kalıbında değildir. Vav onun raf alameti. Lakitu fit tariqi hamake. Burada da hama kelimesi mensup olarak yazılmış. Elif onun nasb alameti. Lakiye fiil tu fail. Ben karşılaştım. Kimle? Hamake senin kayınpederinle. Nerede? Fit tariqi yolda. Fittarik zarf olmakta. Hamake mef'ulü bihtir. Nasb alameti eliftir. Şartlar tuttuğu için elif ile mensup. Tekellem tu ma'a hamike. Ma'a zarftır. Aynı zamanda muzaftır. Dolayısıyla hami kelimesi hamu değil, hama değil, hami. Yani ya ile, yani cer alametiyle yazılmaktadır. Gerekçe sağında muzaf olması. Tekelleme fiil tu fail ma'a zarf. Fu kelimesi diğerlerinden biraz daha dikkat edilmesi gereken bir şey. Özellikle cer halinde. Fuhu meftuhun. Fuhu onun ağzı nedir? Meftuhun açıktır. Fu burada mübtedadır. Meftuh haberdir. Mübteda olduğu için merfu yazılmıştır. Raf alameti vav'dır. Fetaha fahu. Fetaha açtı. Kim? Gizli zamir hüve. O açtı. Kimden bahsediyorsak artık Ali Veli. Neyi açtı? Fahu kendi ağzını açtı. Fahu. Yukarıda fu vavla yazılmıştı. Şimdi fa elifle yazıldı. Neden? Mensup çünkü mef'ul olduğundan dolayı. Ve ilgili tüm şartlar tuttuğu için nasb alameti olarak elifle yazılmış da nasb alameti olarak başka bir şey yazılmamış. Mevaga el hubuze fi fihi dakika. Evet, püf nokta bu. Fi fihi. Bir tane fi var bu harfi cer. Peşine bir fi daha geliyor. Bu da fu, fa, fi. Onun cer hali. İlk fi harfi cer. Peşine gelen fi nedir? Bildiğimiz fu yani ağız manasında olan kelimemizdir. Beş isimden birisidir.
Nevvağa çiğnedi el hubze ekmeği fi fihi. Ağzında dakika dakikalarca. Fi harfi cerdir. Bu yüzden peşine gelen fu da ne olacaktır? Cer halinde yazılacaktır ve yazılmıştır. Peşine zı gelmiş. Buna da yakından bakalım. Zı zâ dî sadîkî zı edebin ve hulukin hasenin arkadaşım. Sadiki benim arkadaşım nedir? Yani sadiki mübteda zı haber olduğu için merfu yazılmıştır. Raf alameti vavdır. Kâne zemahşeriyyü âlimân zâ şöhretin. Zemahşeri neydi? Ün sahibi bir alim idi. Kâne zemahşeriyyü âlimân. Kâne haber nasbeder. Âlimân onun haberi. Zemahşeri kânen ismi. Zâ şöhre. Zâ ise sıfattır. Neyin sıfatı? Alim kelimesinin. Alim mensup yazılmış gördüğünüz üzere. Ha, niye mensupmuş? Kânen haberi olduğu için. Kâne çünkü haberini nasbeder. Peki da niye mensup? Çünkü alim kelimesinin sıfatı. Alim mensup ya. Dolayısıyla sıfat da mensup olması lazım. Çünkü sıfatlar sıfatladıkları kelimelere yani mevsuflarına tabi olur. Hangi yönden? İrab yönünden. Bu yüzden peltek z'den sonra elif gelmiş. Şurada olduğu gibi vav değil de elifle yazılmış. Çünkü mensuptur. Tüm şartlar tuttu. 4 tane şart kendisinde mevcut. Tetelmezdu ala yedi raculin zi'imin. Bir adam ki zi'imin ilim sahibi. Racul kelimesi mecrur. O zaman ona sıfat olan zı, zı kelimemiz de mecrurdur. Zı cer halindedir. Ya onun nesi olur? Cer alameti olur. Şimdi ef kelimesini diğer yönden incelemeye başlıyor kitap. Bu isimlerden örnek olarak seçtiğimiz ef kelimesinin mensup, merfu ve mecrur durumu hem marif hem nekre olarak karşınızda diyor. Ama hangi durum esasen? Şartlar tutmamış hali. Şunu diyebiliriz ki yukarıda 4 tane şart vermişti bu irabı alabilmeleri için. Şimdi diyor ki eğer o 4 şarttan bir tanesi bile eksik olsaydı nasıl irab alırdı bu? Raf halinde ötre, nasf halinde fetha, cer halinde esra alırdı. Ebun, eben, ebin. Elif lam yazsan ne olur? El e bu olur. E bun iki ötre değil de tek ötre. El e bu. El e be. El e bi şeklinde. Elif lam bağlanırsa demek ki tek ötre, tek fetha, tek esra ama sonuçta raf hali ötre ile nasbı fetha ile cerri ya ile olmak. Ancak şartlar gerçekleşirse o zaman raf hali ebuke, vav ile, nasbı ebake, elif ile, cerri ebike, ya ile yazılır. Burada ke zamirine muzaf olarak yazılmış. Bunu bir de hu zamirine muzaf olarak yazalım demişler. Ebuhu, vav ile merfu. Ebahu, elif ile yazılmış. Demek ki mensup. Ebihi, elif ile değil de ya ile yazılmış. Ha, demek ki mecrur. Ebuna, ebana, ebina. En sağdakiler merfu, ortadakiler mensupluğa örnek, en sol taraftakiler de mecrurluğa örnek. Hem merfu, mensup, mecrur durumunu örnek verdim, farklı zamirlerle kullandı. Yani peşlerine her zaman ke gelmez, hu gelmez, na gelmez. Bunu anlamamızı istediler bir yerde. Konuyla ilgili ayetlerden, hadislerden örnek vermeye kalkışırsak demişler. Vallahu zü el-fazli el-azim. Zü Allah Allah nedir? Lafzatullah mübteda zü haberdir. Haber olduğu için merfudur. Ve kendisinde 4 tane şart gerçekleştiği için merfuluk alameti olarak vav almıştır. Zülfezli. Fazıl kelimesi esre ile yazılmıştır. Neden? Çünkü zı muzaftır. El-azim kelimesi fezl kelimesinin sıfatı olduğu için bu da mecrurdur. Cer alameti esredir. Rabbena inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in. Devam okuma gerek yok. Zi dedi. Zı demedi. Vavla değil. Veya za demedi. Elifle değil de zi diyor.
yani Celal Ahmet ile, ya ile yazılmıştır. Neden? Çünkü sağındaki kelimeye uyum sağlamıştır. Ve cer alamet olarak ya almıştır. Ma kana Muhammedun eba ahadin min ricalikum. Eba diyor bak. Ebu, ebi değil. Eba, elifle yazılmış merfudur. Ha, dört tane şart kendisinde gerçekleşmiştir. Bundan dolayı elif ile mensub olmuştur. Nedir o? Ma kana Muhammed. Muhammed değildir. Ne değildir? Eba ahadin min ricalikum. Eba ahadin herhangi birinizin babası değildir. Muhammed kelimesi kânenin ismi, eba ise onun haberidir. Haberi nasb eder kâne. Bu yüzden eba nasb halinde yazılmış. Nasb alameti olarak feta değil elif almış. Çünkü kendisinde dört tane şart gerçekleşmiştir. Lehu da'vetul hak vellezîne yed'ûne min dûnihi la yestecîbûne bi şeyin illa kebâsıdı kefeyhi ilel mâ'i liyebluğa fâhu. Fahu. Fahu. Fuhu değil. Fihi değil de fahu. Yani. Fa gelmiş yani. Elifle yazılmış. Nasb alameti olarak elifi almıştır. Örnekler devam ediyor. Bir tane de hadisten örnek verelim demişler. Fihi görüyorsunuz. Fi harfi cer. Peşine gelen fi ise bizim kelimemizdir. Fu. Fa. Fi. Beş isimden birisidir. Cer alameti olarak ya almıştır. Neden mecrur? Ha, başında harfi cer var. Bundan dolayı mecrur yazılması lazım. Peki mecrurluk alameti olarak neden ya almış? Çünkü dört tane şart kendisinde gerçekleşmiştir. Bundan dolayı ya ile mecrur olmuştur. Şiirlerden örnek diyor. Zül akli. Zül burada mübteda olduğu için merfu yazılmakta. Zül akli. Akıl sahibi yeşka. Demek ki vav'la yazılmış. Niye? Merfu. Ve tüm şartlar kendisine gerçekleşmiş. Peşine ehul cehaleti diyor. Buradaki ehu da yine mübteda olduğu için merfudur. Raf alameti olarak vav almış. Neden vav almış? Çünkü ilgili şartlar kendisinde gerçekleşmiştir. Ebu naebu merfudur burada yine. Niye merfu? Mübtedadır. Raf alameti olarak neden vav almış? Şartta gerçekleştiği için. Ebuna bizim babamız nedir? Kimdir? Ebun bir babadır. Peşine gelen ebun kelimesini ise vavsız, elifsiz ve yağsız yazılmış. Demek ki o kendisine özgü olan irabı alamamış yani. Peki neden alamamış? Bu da benden size bir soru. Çok basit şartlar tutmadığı için. Hangi şart tutmamış? Bir defa muzaf değil yani hemen sol tarafın ona bitişik bir kelime yok. Bu yüzden ötreyle yani harekeyle irap almış. Peşine ne geliyor? Ben geliyor. Yani vavsız, elifsiz ve yağsız. Yo elif var burada. Vardı iki tane feta almış olması o elifin orada görev yapmadığını gösteriyor. Yani elif ile irap almadığını gösteriyor. Elif neden var? Ba fethalandığı için var. Yoksa esasen elifle şu anda irab almamış. Nereden anladın ki? Bir şey muzaf değil çünkü. Belki muzaftır. Hayır, sol tarafındaki kelime mecrur değil ki. Eğer muzaf olsaydı soldaki kelime de muzafı ileh diyecektik. Dolayısıyla mecrur olacaktı ama değil yani. Vahiden diyor. Fethayla yazılmış. Niye eben mensup yazılmış peki? Kânen haberi olduğu için. Neden elifle değil de harekeyle irap almış? Çünkü herhangi bir şeye muzaf değil. Gerekçe bu. Şartlar tutmadı yani. Ve diyor yine görüyorsunuz. Ve elifle yazılmış mensuptur. Şartlar tutmuştur. Nasirin onun mecrur nitekim. Mecrur değil mi Nasir? Cer alameti olarak esir almış. Zün Nasri. Zü merfudur. Raf alameti vavdır. Şartlar tutmuştur. 5 ismin cümle içerisindeki irabına örnekler verelim. Hazara ebuke mine seferi. Kardeşin yolculuktan döndü. Burada anlatılmış zaten. Ehu merfudur. Raf alameti vavdır. Şartlar tutmuştur. Ebuna burada mübtedadır. Mübteda olduğu için merfudur. Raf alameti vavdır. Gerisi yazıyor.
ila ebikum. Yusuf suresinden. Ebikum. İla harfi cer. Ebu, eba, ebi. Eb kelimesi ya ile yazılmış. Cer alameti ya'dır yani. Niye? Cer alameti olarak ya almış. Yani başka bir şey almamış. Mesela esir almamış. Ebin değil. Çünkü dört tane şart kendisinde gerçekleşmiş. Gerçekleştiği için irabını kendisine özgü bir biçimde almak ister. Yani raf alametinde vav değil. Pardon, vav almak ister. Nasbında elif, cerrinde ya almak ister. Ve hemen bakarız ki an itibariyle cer durumundadır. Çünkü başında harfi cer var. Ha, madem öyle, cer alameti olarak ne alıyordu? Ya. O zaman ya'yı ona veririz. Ehsen ila esdiqai ehike. Ehu, eha, ehi. Cer alameti olarak ya almıştır. Şimdi kendisi cer konumundadır. Neden? Başındaki estiqa muzaf olduğu için. Peki cer konumunda da cer alameti olarak niye ya ile yazıldı? Çünkü şartlar kendisindeki o dört tane şart gerçekleştiği için. Kur'an-ı Kerim'de zı ismini bulun demiş. Bulmaya çalışalım. Meşhur sitemizden arıyoruz ki çıkıyor hemen. Bakara suresi 105'te varmış. Allahu zülfezlil azim. Bu zaten PDF'de geçiyordu sanırım. Peşine bir tane daha gelmiş. Zülfezlil. Bakara 251 diyor. Şöyle bir listeyi çekeyim. Sizler görün. En sol tarafta sure numara, sure yazıyor. Ali İmran, Ali İmran, En'am, En'am, Kehf, Enfal. Hemen sağında ayet numarası 29, 147, 133, Maide 95, Ali İmran 174 gibi. Zı hep karşımıza çıktı. Mavi olarak bunları verdi zaten. Tabi sayfa devam ediyor. Orada da bitmiyor. Hatta mezit diyor. Daha fazlası da var diyor ama çok da gerek yok yani. Yeterince örnek verilmiş oldu. Denileni yaptık. Geçelim. Harf-i cerrerle fiillerin kullanımı. Ehada yuhidu, tuhidu. Yani ehada ve türevlerinden sonra ba harfi cerri gelirse bir yeri, birini, bir şeyi kuşatmak, sarmak, çevrelemek manasına geldiğini bilmeliyiz. Ve Allah muhidun bil kafirin. Ehada yuhidu, ehada muhid ismi fail olarak gelmiş burada. Peşine ba harfi cerri gelmiştir. Şedde, de, peşine ala gelir. Şedde de yüşeddülü teşdit. Artık mazi, muzari, mazhar, ismi fail her neyse. Yani şeddede ve türevlerinden sonra ne gelir? Bir şeyin önemini vurgulamak manasıyla ala harfi cerri geliyor. Esfera fiilinden sonra ve türevlerinden sonra tabi. An harfi cerri gelirse ne olur? Bir şeye, bir işe yol açmak, bir sonuç doğurmak manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi 19, Tevbe 49, Kehf 29 ayetlerinde geçen harfi cerri fiilleri ve yapıları tespit ediniz. Oraya açtığınızda az önce verilmiş olan fiil ve harfi cerri görmekte olacaksınız. Kalıp ifadeler tahassüben li hesap ederek, hesaba katarak demektir. Tahassüben peşine li gelmiş. Bunlar önemli. Şurada noktalı bırakılır. Noktalı yere ne gelecek? Tahassüben gelecek. Veya tahassüben yazar da peşine li-i'sari. Buraya noktalı bırakır. Li-i'sari, fi-i'sari, ke-i'sari. Acaba hangi harficelerle birlikte kelimeye getirmelisin? Li ile getirmelisin. Bir suratin ammetin genel olarak manasına geliyor. Naklen an gelecek peşine dayanarak demek olacak. Peşine bir kıraat çıktı. El Halil İbni Ahmet. Manası burada. El Halil bin Ahmet. Tam adı şudur, şöyledir, böyledir. Tek tek anlatılmış. Okuduğun ne kadar anlayabilirsin? Sin bunu görme yeri. Soru 1. Hel kânel halîlübnu ahmede âlimen bil lügati. Hel mı mi mu. Kânel halîlübnu ahmet.
Ahmet'in oğlu Halil mi idi? Ne miydi? Alimen, alim mi idi? Bil lügat, Arap dilini biliyor muydu? Halil bin Ahmet, Ahmet'in oğlu Halil, Arap dilini, dil diyorlar, Arap da demiyor aslında. Dil alimi miydi? Dil uzmanı mıydı? 2. Helkane lil Halil, Halil için var mıydı? Telamizu meşhuruna, Halil'in meşhur öğrencileri var mıydı? Erkanel Halilu Halil mi idi? Ne miydi? Yeştegilu meşgul müydü? İlgileniyor muydu? Bi ilmin aruzu aruz ilmiyle fakat sadece. Halil sadece aruz ilmiyle mi meşguldü? Hel ellefe Halil şey'en minel kutubi? Halil herhangi bir kitap yazmış mıdır? Eyne saferel Halil tahsilin ilmi? Halil ilim tahsili için yolculuk etmiş midir? Naam, evet, innehu, çünkü o kâne idi âlimen bil lügati, dil alimiydi, ve ulûmiha, ve onun ilimlerini de bilmekteydi. Naam, evet, lakat şüphesiz ki darase ders vermiştir. Ya ders almıştır. İndehu, onun yanında adedun minen nuhati, çeşitli dil bilginleri. La, hayır, bel aksine kâne idi yehtemmu, önem verirdi bi ulûmil lügati, lügat ilimlerine, ve i'dâdi mu'cemin. Mu'cem sözlük demek. İ'dâd hazırlamak. Sözlüklere de önem veriyormuş. Nam, evet, lakat şüphesiz ki ellefe kitâbel ayn. Kitâbel ayn diye bir kitap yazmış. Sefer ilel bâdiyeti, badiye yolculuk etti. Niye? Li yetealleme minel belvil lügatil fesihati. Niye yolculuk etmiş? Li yetealleme, öğrenmek için, minel bedvi, bedeviden, el lügatel fesihate, fasih lügatı, bedevilerden öğrenebilmek için badiyeye yolculuk etmiştir. Doğru yanlış bunun için işaret koyun demiş. Kânel Halil ibn Ahmet yeşteğulu bir ticareti. Ticaretle meşguldü. Hayır. Lem yasıl ileyna kitâbel ayn. Kitâbel ayn adlı yazısı, kitabı lem yasıl, ulaşmadı bize diyor. Hayır, oysa ki ulaşmış. Kâne İbnül Halil, Halil'in oğlu idi. Yukaddiru takdir ederdi. Cehdün cuhudun, cuhud ebihi, babasının gayretini, ve yusaiduhu, ve ona yardım ederdi. Nakale es-Suyuti, Suyuti nakletmiştir fi kitabı, kendi kitabında, şey'en, bir şey, min kitabil Halil, Halil'in kitabından. Halil bin Ahmet ünlü bir dil uzmanı, biliyorsunuz Halil bin Ahmet. Google'a yazarak kim olduğunu kesinlikle okumalıyız. Kimdir Halil bin Ahmet? Buradayız. Rattebe düzenledi. El Halilu Halil mucemehu, kendi mucemini, sözlüğünü oluşturdu. Hasbe meharicil hurufi, harflerin çıkış noktalarına göre, yani harflerin mahreçlerine göre bir sözlük hazırlamış. Hunake, burada vardır ihtilafun, ihtilaf fi nisbeti kitab-ı ayn, kitab-ı aynın nisbetine, yani aitliğine, kime aittir, buna dair bir ihtilaf vardır. İlel Halili. Kitabul Ayn adlı kitabın Halil bin Ahmet'e olan aidiyeti noktasında ihtilaf vardır diyor. Doğru, o mu yazdı, başkası mı yazdı, bir problem var. Haddede el Halil buhural aruzi 15 demiş. Behran. Haddede sınırlandırdı el Halilu Halil. Buhural aruzi, aruzun bahirlerini 15 bahir olarak sınırlandırmıştır. Doğrudur. Demek ki soru var, yanıt var. Yanlış yazılmış olan kelimeleri bulup doğrusunu yazın diyor. Kitapta görüyoruz, kendisi orası gelmedi. Muhtaratun min emsalil arabi. Arap atasözlerinden seçmeler. İnne şüphesiz ki ehâke, senin kardeşin kimdir? Men, o kimsedir ki asâke.
İnne ismi nasb haberini raf eder. Eha'nın ismi olduğu için mensuptur. Nasb alameti fetha değil eliftir. Çünkü eha kelimesindeki dört tane şart gerçekleşmiştir. Eha nasb halinde nasb alameti eliftir. Ehuke. Ehu mübteda burada. Ehu ki senin kardeşin kimdir? Men. O kimsedir ki sadakake en nasihate. Kardeş dediğin sana doğru öğüt verendir. Yani yalakalık eden, çıkar için konuşan değildir. Ehu mübteda olmaktadır. Raf alameti vavdır, ötre değildir. Niye? Kendisinde dört tane şart gerçekleştiği, vuku bulduğu için. İrbit bil hayati. Et tedribat. Yanlış yazılmış olan kelimeleri bulup doğrusunu yazın. Kâne ebi Cafer'in el mensuru muhtemmen. Kâne idi ebi benim babam. Babamdan maksat Cafer'in, Cafer el mensur, Cafer el mensur muhtemmen bi ulumil hikmeti. Hikmet ilimlerine dair önemli birisiydi diyor. Şimdi diğer kitaba, diğer PDF'ye baktığımızda diyor ki Ebu olacak. Ebi değil. Neden? Ebu olmalı. Çünkü Kâne'nin ismidir. Kâne ismini raf eder. Bunda ise raf olmamış. Yanlış yazılmıştır. Kâne Ebi Cafer'in. Cafer'in babası idi. Babası kimdi? El Mensur. Mensur idi. Muhtemelen önemli birisiydi. Babam değil de babası yani. Ebi Cafer'in. Cafer'in babası. Burada Ebi kelimesi dört tane şart kendisinde gerçekleşmiştir. Eb kelimesinde dört tane şart gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kendilerine özgü olan irabı alması lazım. An itibariyle burada merfu olması gerekiyor. Çünkü kendilerinin ismidir. Raf alameti olarak da ya değil vav almalıdır. Ama vavı almamıştır. O yüzden yanlış yazılmıştır. İstemi ila nasihati ebike. Babanın nasihatine kulak ver. Onu dinle diyor. Burada ne yazılmış? Ebuke yazılmış. İstemi ente. İstemi emri hazır. Ente onun faili. Gizlidir. Gizli zamir fail. Sen dinle. Kimi neyi ila nasihati ebuke olmaz. Niye? İla harfi cerdir. Nasihat kelimesini cer etmiştir. Nasihat kelimesi de muzaf olduğundan ebu kelimesini cer etmelidir. O da ebi yani ya ile yazılacak. Ebi kelimesi de muzaftır. K'yi cer eder ama K zamirdir. Zamirler mebnidir. Mebniler mahalen ilap alır. Yani K'nin mecrurluğunu göremezsin. Gözle görülmeyen bir mecrurluğa sahiptir. İladan itibaren geri hepsi mecrur yani. Aleyke en tusaide ehuke. Aleyke sana gerekir, etmen gerekiyor, yapman gerekiyor. En tusaide yardım etmen gerekir. Kime? Ehake. Kardeşine. Yardım etmen gerekiyor. Ehake olmalı. Az önce ne yazılmıştı? Ehuke yazılmıştı. Oysa eha yazılması gerekiyor. Niye? Saide, yusaide, tusaidu, tusaide, muzari fiildir. Ente, gizli zamir, faildir. Eha, onun mefru olduğundan mensup olarak yazılmalıdır. Vav ile yazılmış burada dolayısıyla merfu yazılmış yani yanlış yazılmış. Yani mana şöyle değil. Tusaide yardım eder ehuke senin kardeşin değil. Senin kardeşine yardım etmen gerekir. Fail ile meful birbirine karışmamalı. Kâne idi vardı fi fahu. Fi gelmiş harfi cerdir peşine faniye gelsin ki fi gelmedi. Fi fihi diye hep geçmişti. Fi fahu olmaz. Fi harfi cerdir. Fa, fu, fi. Bunun mecrur olarak yazılması lazım. Cer alameti de yadır, elif değildir. Ha, dolayısıyla yanlış yazılmıştır. Beşe baktığında da yazıyor. Da olmaz, zı olmalıdır. Yani vav ile yazılmalıdır. Niye? Kendisi nasbeden bir şey yok ki neden elif yazılsın? Nasbeden bir şey yok. Kâne fi fihi on ağzında idi lukmeten bir lokma yemdağu yemdağu çiğniyor ha onu çiğnedi lokma ağzındaymış zül ilmi ilim sahibi mükerremin mükerremdir eyneme her nereye vehebe giderse gitsin değerlidir yani boşluklara uygun
kelimeleri yerleştirin. 1. Ehhake dediğine göre ehhane halinde mensup değil mi? Nasb halinde. Elifle yazılmış. Onu nasbeden, nasb olmasını gerektiren bir şey buraya getirmeliyiz. Ca'e geldi kim? Ehhake senin kardeşin. Olur mu olmaz? Ne? Ca'e fiildir. Sana fail lazım olur bu durumda. Mazi fiil bu. Fail lazım olur. Ehu olması gerekirdi. Sellim ala ehaki olabilir mi? Olamaz. Ala harfi cerdir. Eha değil, ehi yazılmalıydı. O zaman mecburen Sa'id emri hazırdır. Ente gizli zamir faildir. Eha de onun mef'ulüdür. Bu yüzden mensuptur. Nasıl bir alamet elif gelmiştir. Resulullah, Allah'ın Resulü. Eben rahimen lil müslimine. Müslümanlara yönelik acıyıcıymış. Resulü. Resulü nedir? Merfudur. Raf alameti ötre. Eben nedir? Mensuptur. Nasb alameti ne? Eben kelimesinin fetha. Dikkat et, nasb alameti elif demedim. Niye? Muzaf değil bir defa. Nereden anladın? Peşinde mecrur değil bak. Fethalı bir kelime geliyor. Mecrur kelime gelmiyor. Demek ki eben kelimesi an itibariyle muzaf değil. Dört şarttan biri tutmadı. Dolayısıyla harekeyle irap alacak. Fetha onun harekeyle irap alametidir. Mensuptur. Peki neden mensuptur? Buraya öyle bir şey getireceğiz ki biz Resul kelimesini raf etmiş, eben kelimesini nasb etmiş olacak. O da nedir? Kâne'dir. Kâne Resulullahi eben. Allah'ın Resulü bir babaydı. Öyle bir baba ki rahimen, acıyıcı. Lil müslimine, Müslümanlara yönelik. Kâne seçilir yani. Devamını oradan yapalım. Daha hızlı ilerlemiş oluruz. Kâne fi fihi. Burada aleyke gerekiyor dedik. Kâne fi fihi lukmeten. Orada kâne yoktu gerçi. Kâne'yi biz eklemedik mi? 2. Bak burayı yapmışız zaten. Hadi diyorum ne oluyor? Lukkibe. Lakkabe. Lukkibe. Lakaplandı. Lakap takıldı. Aşe yaşadı. Eşşairu şair. El Arabi Arap şair. Ante Anter tubnu şeddadin bi Ebil fevaris. Ebi fevaris ile lakaplandı. Lukkibe. Uygun mana lukkibeden geliyor. O yüzden lukkibe seçilmiş. İhfaz fâke ani zemmi ve nemimit. İhfaz koru, muhafaza et kim? Ente sen. Gizli zamir fail. Ne lazım? Meful lazım. O yüzden fa gelmiş de fu gelmemiş mesela. Fa mensuptur. Nasb alameti? Eliftir. Ani zemmi. Zemden ağzını sakın. Ve en nemimeti. Nemimeden de sakın. Nemime? Gıybet oluyor. Zem, yermek, eleştirmek. Raca döndü. Ehi, benim kardeşim döndü. Min İstanbul. Kabre saati. Bir saat önce İstanbul'dan kardeşim döndü. Ehi benim kardeşim. Burada ne var? Ya var. Mütekellim yazısına muzaf gelmiş. Eh kelimesi. Mütekellim yazısına muzaf gelmemeliydi oysaki. Yani şartlardan biri tutmadı. Tutmadığı için eh kelimesinin nasbı, cerri, raf'ı harekeyle olmaktadır. Buna göre ehi buradaki ya onun cer alameti değil. Zaten cer alameti olamaz. Başında fiil var. Fiil cer etmez ki. Buradaki yanın mütekellim yası olduğunu oradan da çıkartabiliriz. Eh kelimesi mensup mudur? Merfu mudur? Mecrur mudur? Merfudur çünkü. Raca'a döndü kim? Ehi, benim kardeşim döndü. Raf alameti nerede? Gizlidir. Buna takdiri irab deniliyor. Bir isim mütekellim yasına muzaf olursa onun irabı takdiri yani gizli olur. Doğru kullanımla tamamlayın demiş. Tamamlanmış hali karşınızda. Arifu enne hamake raculun fadlun, senin kayınpederin faziletli iyi bir adamdır, bunu biliyorum diyor. Enne ismini nasf haberini raf ettiği için hama yani mensup bir kelime lazım oldu bize. Hamuke diye ben verdim diyor, sen gerekli irabı oluştur. Hamu mu yazmak istersin, hama mı, hami mi? Hama yazmak istiyorum. Neden? En ismini nasb eder. Bu yüzden bize mensup kelime lazım. Nasb alameti elif. Racu zaten merfu yani. La teftah açma.
La teftah fiildir. Nehi hazırdır. Ente gizli zamir fail olur. Ne lazım sana? Meful lazım. Öyleyse mensup yazılmalıdır. Fuke olmaz o zaman. Ne olacak? Fake. Elif ile yazılacak. Niye? Çünkü mensup olmalı. Niye mensup? Çünkü meful arıyorum. Kun baran bi ebike. Ba harfi cer olduğuna göre ebu olamaz. Eba olamaz. Ebi. Ya ile yazılmalı. Kâne racülen ve keremin. Kâne idi racülen adam idi. Öyle adam ki ve. Ve sıfattır. Dolayısıyla yani sıfattır. Racül kelimesinin irabına uyması gerekiyor. Kâne idi. Hü o kişi neydi? Racülen bir adamdı. Öyle adam ki ve keremin. Hüve gizli zamir kendinin ismi racül haberi. Da ise racülün sıfatı olmaktadır. Mensuptur. Zehebe Ahmedu ile suqi ma'a ahihi. Ma'a zarf aynı zamanda muzaf. Dolayısıyla cer ameli diyor. Eşittir peşine mecrur bir kelime gelmeli. Ahi ya ile mecrurdur. Zülmali. Devamı yazıyor burada bakalım. Beş isimle doldur demiş. Şimdi elmal kelimesi mecrur. Buraya getireceğimiz kelime merfu olmalı. Eb de olabilirdi. Ebul mali, malın babası. Veya zül mali, malın sahibi, mal sahibi. Mana olarak baktığında ne uyuyor buraya? Zı uyuyor. Sıhhiyen cömert demek. Zül mali mal sahibi yecibu gerekir. En yakın olması sıhhiyen cömert olması gerekir. Ebuke senin baban. Hüvellide o kimsedir ki Rabbake seni terbiye etti. Buraya zü diyebilir misin mesela? Zü hüve o sahibi. Ellide ki olmaz yani. Mana olarak uyumlu olan seçenekler orada yer almakta. La tuhric min fike. La tuhric. Ehrece, yuhrici, tuhric. La tuhric. Çıkarma. Yani çıkarma. Min fike. Ağzından. Kelimetün habisetün. Habis pis kelime ağzından çıkarma. Ehu Leyla. Leyla'nın kardeşi. Mühendisun. Bir mühendistir ki. Ya'meru çalışıyor. Fi mesnain fabrikada. Kâne hemû Muhammedin, Muhammed'in kayınpederi ve zira terbiyeti. Milli Eğitim Bakanı'dır. Lemma tezevvece bintihi. Lemma tezevvece evlendiği zaman bintihi kızıyla. Kızıyla evlendiğinde böyleydi yani. Milli Eğitim Bakanı'ydı. Uygun harfi cerlerle doldurun. Şeddeden sonra, şeddeden sonra alanın geldiği geçmişti. Esferaen ehadı yuhidi tuhidu ala şeddede yine ala yukarıdaki gibi geldi. Esferaen şeklinde gelmekte. Mana bilmeye gerek yok. Fiil harfi cer uyumuyla alakalıydı. Esma'u isimler fil lügati samiyeti samiyeti sami dillerdeki isimler bir suratın ammetin genel olarak zatu aslin sülasiyin üçlü köktendir. Üç harflidir yani orijinali. Bir suratın ammeti kalıp ifade kullanıldı. Tahassüben li yine bir kalıp ifade. Naklen an yine bir kalıp ifade kullanıldı. Alt çizili kelimelerin ne yapın diyor? Yakın anlamlarını belirtin. Yahsibu hasibe yahsibu zannetmek demektir. Yazunlu o da zannetmek. Feriha sevinmek. Surra o da sevinmek. A'rifu bilmek. A'lemu o da bilmek. Testedi'u güç yetirmek. Takdiru ala güç yetirmek. Fakih meyveler demek. Semer bu da meyveler demek. Evet burada karşılık cümleler verilmiş demek ki. Ve uyumlu bir halde cümle yazın denilmiş.
İla var, istemi var, nasihat var, ebi ke var. İla'yı en başa alsak olmaz. İstemi en başa alabilirsin. Fiildir. İstemi sen dinle. Neyi? Neye kulak ver? İla nasihati ebike. Öyle değil mi? İla nasihati ebike. Evet. Yani niye böyle yaptık? Şimdi istemi en başa aldık. Nasihati en başa alamazsın. Mecrurdur. Cer eserle bitmiş. Yani en başa nasihat alsan niye mecrur? Onun cerede ne var derler. Ebike en başa alsan ebike görüyorsun ki ya ile yazılmış. Mecrur yazılmış. Onun da cereden bir şey lazım. Demek ki başında bir şey olmalı. İla'yı en başa alsan o neyle bağlantılı derler. Dolayısıyla en başta fiili aldık. İsteme sen dinle kulak ver. Neye? Peşine nasihat getiremem mecrur. Ebi getiremem o da mecrur. Cer etmesi için bir şey lazım. O zaman ne yapalım? Cereden bir şey getirelim evvel. O da nedir? İla'dır. İla peşine ebi getirebilirsin veya nasihati getirebilirsin. Gerisi mana ile uyum diyebilirsin. Ebike'yi getirsen de peşine nasihat getirsen uyumsuzdur. Hani ila ebike. Babana kulak ver. Peşine nasihat gelmiş. Nasihat kelimesi neden mecrur peki? Ya burada bir tanımlama var yani. Zinciri bölemiyoruz. Bu yüzden bu şekilde gelmiştir. İla harfi cerdir. Nasihati cer etmiştir. Nasihat muzaftır. Ebi cer etmiştir. Ebi de muzaftır. O da ke'yi cer etmiştir. Sıralama var. Mada yecibu aleyke nahve ahike. Bunu nasıl yazabilirsin mesela? Ahike cer halinde en başa alamam. Nahve'yi en başa alamam. Nahvu olurdu çünkü. Yecibu fiildir başa alabilirsin veya aleyke'yi başa alabilirsin. Mada ne yecibu gerekir aleyke sana nahve ahike kardeşin yönünden. Mada sorudur gerçi ama dikkat etmedik. Sorularda ne vardır? Tekaddüm yani soru edatları en başta yer alır zaten. Mahmudun Mahmud nedir? Zü fevzin aleyna. İhzar emri hazır olduğundan başta. Rahib emri hazır olduğundan başta. İstemi emri hazır olduğundan başta. Mada soru olduğu için en başta. Mahmudun Mahmud nedir? Bu da mübteda olduğu için başta. Hepsinin başa geçmesinin bir sebebi var. Türkçe'ye çevrilmiş. Hamu vavla yazılmış. Çünkü merfudur. Çünkü mübtedadır. İnne ahaki aha elif yazılmış. Çünkü mensuptur. Niye mensup? Çünkü inleyen ismi. İnne ismini nasbeder. Şahidetu şahide fi tu fail meful lazım. Meful'ler mensuptur. Bu yüzden eba mensup olarak yani elifle yazılmış. Ehsin ila istikai ahike. Ehsin iyilikte bulun. Emri hazırdır. Ente gizli zamir faildir. İla harfi cerdir. Estikai onun mecruru. Estika aynı zamanda muzaftır. Ehi onun muzafun ileyhi cer alameti yadır. Ehi aynı zamanda muzaftır. Ke onun muzafun ileyhidir. La yahrucu min fihi min harfi cer fu fa fi mecrur olarak yazılmış cer alameti yadır. Ne bir çeviri? Ebu Salih'in Salih'in babası nedir? Muvazzafun. Muvazzaf haber olmakta. Ebu müptedadır. Merfudur. Raf alameti vavdır. Tüm şartlar gerçekleştiği için raf alameti olarak vav almıştır. Şartlar tutmasaydı bir tanesi bile eksik olsa ötreyle merfu olacaktı. Üstazuna bizim öğretmenimiz nedir? Alimun alimdir. Üstazuna mübteda alimun haberdir. Zü haber yani alim kelimesinin sıfatı olduğu için merfudur. Alim merfu o zaman zü de ne olacak? Merfu olacak. Te'arrafna emse ala hamikum. Ala harfi cer. Hami, hamu, hama. Ya ile yazılmış. Mecrur. Niye mecrur? Başında ala harfi cerri olduğu için. Amile ya'melu ebu merfu çünkü fail. Fail olduğu için merfu raf alameti vav. Raf alameti niye vav? Çünkü şartlar tuttu. Nakışta fi tu fail eha meful nasb alameti elif. Şartlar tuttuğu için nasb alameti elif. Ha niye mensup? Meful olduğu için. Bu PDF burada tamamlandı. Diğer PDF'ye bakalım. Burada şuraya dikkat etmenizi öneriyorum. Eğer yan halde yazılırsa. Yan hal ne demek?
Yani şartlardan birisi tutmuyorsa kelimeler bu şekilde yazılır. Ebun, ehun, hamun, fu, zı şeklinde yazılır. Ama raf halinde. Ebu vav ile. Raf halde, merfu halde diyor ya, bu da merfu. Tek fark ne? Eğer şartlar tutarsa o zaman merfu hali vav ile. Şartlar tutarsa ehun kelimesinin raf hali artık ötre ile değil vav ile olur. Hamun ötre ile merfu. Ama şartlar tutuyorsa o zaman onun merfulu vav ile. Fu zaten vav ile yazılır. Fu yine vav ile yazılır. Zı vav ile yazılır. Zı yine vav ile yazılır. Yani şartlar tutsun ya da tutmasın. Fu fudur. Zı da zıdır. Yazılışında bir değişiklik yok. Merfu halleri vav ile bu kelimelerin. Görüyorsunuz. Mensup halleri elifle. Cer halleri ise ya ile yazılmaktadır. Buna dikkat etmeliyiz. Sanırım burada da bitmiş oldu. Sıra sorulara geldi. 1. Men hâde şâbbu sorusunun anlamlı bir yanıtı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır? Şöyle duralım. Yani bir tane soru var. Men hâde şâbbu. Bu genç kimdir diyor. Size birisi gelip dese ki şu karşıdaki genç kimdir? Vereceğiniz cevap ne olurdu? Hıve işte o genç var ya. Ehu Mervan. Mervan'ın kardeşidir diyebilirsiniz. Bu olabilir. Bursa'daki olabilir mi? Kâne idi hamuhu onun kayınpederi Merivan hastaydı. Ya yani ben karşıdaki kimdir diyorum. Sen kayınpeder hastaydı diyorsun. Bu mantıklı bir cevap mı? Mantıklı bir karşılık mı? Lem yekun değildi hadıran. Gelmiş değildi. Ben geldi mi gelmedi demiyorum ki. Bu da alakasız. Denizli minel mümkünü mümkündür en yeteahhar onun gecikmesi. Gecikir mi gecikmez mi dakik midir bu sorulmadı ki. Ezunu zannediyorum ki ennehu seyerci dönecek. Ya döner mi dönmez mi demedi ki adam. Dolayısıyla Adana şık doğrudur. 5'te altı çizili kelimenin irabı nedir? Ebu merfu rafa alamet. Niye? Çünkü mübteda. Bakalım hangisinde bu yazıyor? Mübteda merfu rafa alamet. Evet. Doğru cevap burada. Diğerleri yanlış. 2. 5 isim hakkında aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur? Eğridir. Sadece fu kelimesi muzaf olarak gelemez. Gelir. Fihi diye gelmişti ya. İkil Bursa'yı okuyorum. İkil yapılmaları diğer isimlerden tamamen farklıdır. Değildir ama işte ikil nasıl oluyor bunu düzgün bir şekilde anlatmadılar. Cemi ise nasıldır düzgün bir şekilde anlatmadılar. Bunun için önceki müfredatta işlediğimiz 5 isim ünitesine bakmanızı ben öneriyorum. 3. Bu isimler günümüz Arapçasında artık kullanılmamaktadır. Kullanılmaktadır yanlış bilgi. Denizli tekil ya da çoğul olmalar okunuş ve irab ediliş şeklini değiştirmez. Oldukça değiştirir. Demek ki Edirne doğrudur. 6. Noktalı soru. Nokta doldurma sorusu. Hader racülü işte şu adam nokta nokta nokta. Noktalı yere getireceğimiz kelimenin muzaf olması lazım. Nitekim noktanın hemen solunda yer alan sümetin kelimesi mecrur bitmiş. Öyleyse oraya getireceğimiz kelime ne yapmalı? Cer etmelidir. Yani hepsi cer edemezdim. Hepsi eder ama işte o şartlar tutarsa irablar farklı oluyordu. Ona dikkat etmemiz lazım. Suma kapasite demek. Kapasite seviye demek. Hader racülü şu adam fu az demekti. Fu sumatin. Yani kapasiteli ağız. Kapasitenin ağzıdır gibi mana çıkıyor. Uygun bir mana mı? Değil. Bursa eh kardeş demek. Ehu sumatin kapasitenin kardeşidir. Belki mecaz var diyeceğim ama bu eh kelimesi asla olamaz. Denizli olsa Ebu Sumatin kapasitenin babasıdır. Hani mantığın babasıdır gibi manasında gibi. Ona benzetebilirsin.
mecaz var diyebilirsin ama ef kelimesi de olamaz. Ham olsa hamu sumatin kapasitenin kayınpederidir. Oldukça uzak bir seçenek. Ceyhan'da zu sumatin, zu sahip demek. Li lu diye mana veriyordu. Kapasite sahibi, kapasiteli adamdır. Seviyeli adamdır. Evet, bu mantıklı. Öyleyse Ceyhan olur. Diğerleri olamaz. Bak, fu olamaz. Mana uymadı diye. Geriye kalan Bursa, Denizli, Edirne zaten yazılışı yanlıştır. Yani buraya yazılımla elverişli değildir. Yanlıştır derken buraya yazılışı elverişli değildir. Çünkü buraya getireceğimiz kelime irabu merfu olmalı. Eh de merfu olabilir ötreyle olur ama buraya gelen kelime tüm özellikler tuttuğundan dolayı irabu merfulu artık vav ile olmalı. Eh getiremezsin. Ehu getirirsin vav ile. Ebi olmaz. Ebu olur. Hamu olur. İdi. Yazılışı o zaman elverişli olurdu. Manası yine elverişli olmazdı. Ceyhan olmak zorunda. Hem yazılış hem mana olarak sadece Ceyhan tutuyor. 7'ye bakalım. Türkçe karşılığı istenmiş. Kardeşim yerli bir firmada mühendis olarak çalışmaktadır. Kim? Kardeşi. Mühendis olarak çalışmakta. Kardeşimin çalıştığı elektrik şirketi yabancıdır. Yabancılık var. Ecnebiye. Yabancı bir elektrik şirketi kardeşi mühendis olarak istihdam etti. Etti mazi fiil. Öyle bir fiil yok burada. Kardeşim uluslararası bir firmada elektrik mühendisidir. Uluslararası diyor bu defa. Yabancı demedi. Ecnebi yabancı demek. Türkçe'de bilinen bir kavram. Kardeşim yabancı bir elektrik şirketinde mühendistir. Yabancı bir elektrik şirketinde. Evet, yabancı elektrik şirketinde. Kardeşim nedir? Mühendistir. Bu olur. Doğru cevap bu. İstihdam etti demek fiil kullandı demek. Fiil yok ki buradan. İstihdam etti, yardım etti, yazdı, açtı, dili geçmiş zaman. Mazi fiil. Burada fiil hiç yok. Dolayısıyla cehen olamaz. Uluslararası diye bir şey yok zaten. Yabancı olacak bir defa. Kardeşimin çalıştığı elektrik şirketi yabancıdır. Mübteda haber o şekilde yapılmamıştır. Yanlış olur. Yerli değildir zaten. Adana'da olamaz. Edirne'dir. 3. Anlamca aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmesi uygundur? Elhamu, kayınpeder, hüyo neyedir? Ezzevciti. İşte buraya ne gelmelidir? Ehuzzevciti. Eşinin kardeşidir. Kayınpeder. Eşinin kardeşi olamaz. Başka Ceyhan olsa Sihruzzevciti. Zevcenin sihri akrabasıdır. Yok. Veledü zevciti. Eşinin çocuğudur. Hayır. Er-Racülü zevciti. Er-Racülü zevciti demek çok hata oldu. Validü zevciti. Eşinin babasıdır kayınpeder. Doğrudur. Kayınpeder kelimesinin tanımını verdi. Manasını verdi. Adeta Arapçadan Arapça bir sözlük kullandık. Elhamu kayınpeder nedir? İki nokta üst üste. Hüve işte o nedir? Validü zevce eşinin babasıdır. Eşinin babası demektir. 4 ile 8, 4'e bakalım. Eşinin kardeşinin Tarım Bakanlığında çalıştığını biliyorum anlamı taşıyabilmesi için boşluk aşağıdaki isimlerden hangisiyle doldurulmalıdır? Eşinin kardeşinin Tarım Bakanlığında çalıştığını biliyorum. Kimin kardeşi? Eşinin kardeşinin. Eğer ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Enne şüphesiz ki aha zevce tike senin eşinin kardeşi. Evet bu oldu Adana doğru. Ya Melu çalışıyor. Fi vizarati ziraati Tarım Bakanlığında. Adana oldu. Enne ismini nasıl haberini rafeder? İşte ismi geliyor. İsmi nedir? Nasıptır. Eha elifle yazılıyor. Mensuptur. Doğru yazılış. Yani böyle haber olacak endenin cümle olarak.
Ya'melu artı hüve birlikte fiil cümlesi olarak enden haber olur. Ehu olmaz yani. Vav'la yazılmış çünkü. Niye olmaz? Enne nasb eder. Bu ise nasb olmamış. Merfudur. Ehi cer halinde. Cer burada harfi cer yok ki. Fiil var. Enne var. Ehi yine olmaz. Ehu merfu yine olamaz. Eha olur. Çünkü enne ismini nasb eder. Eha'nın ismidir. Nasb alameti eliftir. 8'de Arapça bir cümle verilerek manası istenmekte. Yufka yürekli Hüsam fakirleri sevmez. Hüsam fakirleri seven yufka yürekli bir öğrencidir. Çok farklı değil mi? Birinde fakirleri sever diyor. Yufka yürekli Hüsam fakirleri sever. Hüsam fakirleri seven yufka yürekli bir öğrencidir. Yani yufka kelimesi yufka yürekli olmak Hüsam'a ait bir özellik midir? Adana'da böyle çünkü. Bursa'da ise yufka yürekli bir öğrencidir. Fakirleri seven yufka yürekli bir öğrencidir. Yine o şekilde. Hüsamu, Hüsam nedir? Dalibun, bir öğrencidir. Öyle öğrenci ki, zu kalbin rahimin. Merhamet dolu yani yufka yürekli kalbe sahip, yufka yürekli kalpli bir öğrencidir. Yuhibbu seviyor el fukara'e fakirleri. Hüsam fakirleri seven yufka yürekli bir öğrencidir. Bursa doğru. Yufka yürekli Hüsam fakirleri sever diyor. Öğrencidir kelimesi yok burada Adana'da. Oysa ki buraya bakarsak talip öğrenci demek talip. Adana'da öğrenci olduğu hiç geçmemiş. Bursa'da geçmiş. Fakir öğrencilere yardım eder diyor Ceyhan'da. Yardım kelimesi burada yok. Nesara, nasır kelimesi yok. Denizli'de fakirlere karşı şefkatli olan bir öğrenci olarak tanınır. Tanınma manasında bir fiil var mı? Hayır. Sadece yuhibbu, sevme manasında tek bir tane fiil var. Hem yufka yürekli hem de fakirleri seven bir öğrencidir. Hem öyle hem de böyle öğrencidir diye bir şey söz konusu değil. Arada vav yok, atıf harfi yok. Doğru seçenek Bursa. Dördü yapmıştık. 9'da 10 kaldı. Noktalı bir soru 9'da bizi bekliyormuş. Kalıp ifade bir sureten ammetin genel olarak hadihil cibalu manaya baktığımızda hadihil cibalu şu dağlar kış boyunca karla kaplıdır. Dule şitayı kış boyunca mugaddatun kapalıdır, doludur. Bir televüsü, bir suluji kar ile kaplıdır. Selc kar demek. Suluc onun cemisi. Karlar ile kaplıdır. Bir suret-i ammetin genel olarak böyle. İlmen bir izafeti ila naklen an tahassüben li bu manalar buraya uygun değildir. Her birinin manası zaten kalıp ifadelerde geçmiştir. Ona baktığımızda yine noktada bir soru bizi bekliyor. Şeddededen sonra hangi harfi cer gelir sorusu. Ala harfi cerri gelir. Ezberlediysek çok rahatça çözebiliriz.